Abla cımar diye yemek vakti, in oradan aşağı. Fiko. Kalk hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır sen bu saatte? Erken kapattık bugün. Ne yapıyor? Fikret hadi ablacığım. Yemeyeceğim bak. Ne demek yemeyeceğim ya? Otur şuraya. Hemen çık. Sen babam belli toplantısına gelmeyecek diye mi böyle yapıyorsun? Gelecek babam abla. Bana söz verdi. Ablacığım ben geleceğim, halledeceğiz zaten. Gelecek derim sana. Ben seni istemem, onu istiyorum. Ablacığım gelmez o öyle şeylere ya. Gelmeyecek. Bir şey biliyorum da söylüyorum. Fiko! Konuşalım mı biraz? Fiko. Bırak elindekini. Bırak elindekini. Bırak elindekini bırak. Başlayacağım inadına. Hayır, benim ne suçum var ya? Okulu birbirine katan sen. Veli toplantısına gelmeyen babam. E benim ne suçum var? Bana niye küsülüyor? Öğretmen baban gelsin dedi. Sen de babam gelmeyecek diyorsun. Atacaklar beni okuldan. Atsınlar zaten. Atsınlar da yapıyorum her şeyi. O ne demek ya? Ne yapacaksın okumayıp? Bakarım ben başımın çaresine. Allah Allah, nasıl olacak o? Nasıl olacaksa olacak. Abi. Ha. Bırak onları halletsin. Bırak boş ver. Fikret, benim sinirimi bozma, abuk subuk konuşma. Sen de bana karışma o zaman. Ne demek karışma be? Ya sen ara ya. Benim annem yok. Babam da ortalıkta yok zaten. Bak kimse yok. Kimsenin umurunda değilim ben. O yüzden bana karışma. Ya sen benim kardeşimsin, canımsın. Ne demek karışma? Öyle kafana göre hareket edemezsin sen. Hem ne demek kimse yok ya? Ben buradayım. Ben buradayım. Gitmeyeceğim hiçbir yere. Duydun mu? O okul okunacak, o dersler çalışılacak Fikret. Sen harcanmayacaksın. Ben burada olduğum sürece harcanmayacaksın sen. Duydun mu? Geleceğim ben, okulu halledeceğiz, tamam mı? Konuşacağız, halledeceğiz. Boş ver babam, ne yapacaksın ya? Hadi gel, makarnan soğuyacak. Hadi. Bırak. Onu bırak. Seni kasaba çıracak mı versek biz? Hı? Geldin. Hoş bulduk. Da sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Tamam. Size tatlı getirdim bak. Ya masraf etmeseydin. Saçmalama. Sen kötü olmadan emin misin? Dur, bekle iki dakika, geliyorum. Kiraz. Kiraz. Bunu buzdolabına koy.
Yemek bitmeden dokunmayın sakın. Ben geliyorum birazdan. Benim de biraz hava almaya ihtiyacım var. Oturalım şöyle. Hadi gidelim. Anlatalım, ne oldu? Bir şey yok ya, aynı şeyler. Aynı şeyden kastım veli toplantısı. Yani bu arada çok büyütülecek bir şey değil yani o. Yani benim babam da gelmezdi veli toplantısına. Hatta hiçbirine gelmedi. Ya normalde büyütülecek bir şey değil de okuldan atacaklar Fikret'i. Oo. O fenaymış ya. Öyle bir şey olursa ben tutamam onu bir daha. İyice çıkar kontrolden. Sakin. Abi hayırdır, bir şey mi oldu? Öyle bir şey olmayacak tabii ki. Bir de eminim yani olmayacağını. Nereden biliyorsun? Çünkü onların ablası sensin. Gel buraya. Yok bir şey kardeşim. Şimdi gören olacak. Aa, mahallesel diyorsun ya. Neyse ben gideyim artık. Dur daha yeni geldin. Aman benim hava almamdan ne olacak bu kadar? İyi o zaman. Ben de ısrar etmiyorum. Yarın için haber ver bana ama. Tamam tamam haber ederim. Aman başımıza ne gelecekse artık. Filiz. Her şey çok güzel olacak. Tamam mı? Hasan abi. Geldin mi Hikmet? Geldim abi. Vallahi benim oğlan hastalanmışken senin gelmen çok iyi oldu be evlat. İyi abi işte. O gelene kadar çalışırım. Yövmeyi anlaştığımız gibi günlük veririm yalnız, tamam mı? Tamamdır abiciğim. Yalnız koca gece çalışıp da uykusuz uykusuz okula mı sıkacaksın be evlat? Dert değil abi. Hallederim bir şekilde. İyi o zaman. Yönlüğünü madem çalışalım. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı, öpüp kokulamadın mı?
yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı, öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Aa, sen ne yapıyorsun bu saatte ayakta? Uyku tutmadı abla. Ben de kalkayım dedim. Ha, iyi. İyi, otur sen, çay koyayım ben. Tamam. Ya Hikmet. Ha. Fırına gidip bir koşu ekmek alsana, bir sıcak sıcak yeriz. Olur abla. Ben de bir hava almış olurum. Cemil, sana haberlerim var. Hayırdır kardeşim, gelişme mi oldu? Bu Cenk'in kimlerle dolaştığını soruştur demiştin ya. Evet. Vallahi sordum, soruşturdum. Bunların çırakları falan var. Bir de birkaç kişi Barış'ın adını verdi. Barış? Şu Filiz'in akrabası, hani seni de tanıdın. Evet, Ha işte onunla yan yana görmüşler bunları. Genç olur ki çocuğum bunlarla. Neyse, sağ olasın kardeşim. Anneciğim ağlama artık. Ama çok üzülüyorum be kızım. Üzülme, dünyanın sonu değil ki. Alt tarafı bir veli toplantısı. Alt tarafı veli toplantısı mı? Ben o toplantıya gelmek istiyordum. Öğretmenlerinin senin aklında ne düşündüğünü duymak istiyordum. Ya biliyorum ama bu kadar üzülecek bir şey yok. Yapma böyle. Of. Ulan hiç mi gitmeyecek bu herif ya? Yok yok arkadaş, bu benim ağzımla burnumun yerini değiştirene kadar gitmeyecek ya. Ulan Tufan ne yaptı acaba? Benim dışarı çıkmam şart ya. Daha ben nikah memuru bulacağım. Hadi gel. İçeri gidelim. Dinlen biraz sen. Ben aslında şöyle bir dip bıçak temizlik yapsam hiçbir şeyim kalmaz. Gel sen biraz uzan içeride. Uzanayım. Ben de ilaçlarını getireyim. İstersen seni dışarı çıkarabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Sen benimle veli toplantısına gel. Ben de seni babamdan koruyayım. Yapma ya. Ya. Şimdi git annemin yanına. Müjdeyle okula ben giderim. Siz üzülmeyin hadi. Tabii. Sen bilirsin. Nasıl? Koruyabilecek misin sen? Bunu benden başka kimse yapamaz. Şeyma Hanımcığım. Bana bakın. Eve dönene kadar böyle tertemiz kalacaksınız, tamam mı? Kirletmeyin üstünüzü. Tamam da niye hep birlikte gidiyoruz ki abla? Çünkü ablacığım düzgün ve birbirine bağlı bir aile olduğumuzu görmeleri lazım. Düzgün? Ne var? Abla. Ha. Ben gelemem. Ne demek o? Marketi bana bıraktılar. Hay senin marketine ya. Ne yaparsan yap. Bana bakın. Babamız olmadığı için çok daha iyi bir etki yaratmamız lazım, tamam mı? Pikocuğum asma yüzünü. Tamam, halledeceğiz. Ha, halledeceğiz. Nasıl? Ne bileyim, bakacağız. Hadi. Mamimo. Koş. Koş Mamimo, koş. Hadi. Alo. Günaydın. Günaydın. Hazır mısın veli toplantısına? Ay yine yalan söyleyeyim değilim ya. Ne o, ne iyi olmayacak, ne var? Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Şimdi çocuklar bekliyor, arayayım mı seni sonra? Tamam, tamam. Hadi iyi şanslar. Sağ ol. Abi bir gelişme var mı, ne oldu?
Vallahi onu sana sormak lazım. Sorguda da bir şey söylememişsin. Ne ayaksın oğlum sen? Abi ben sana söyledim. Benim alakam yok o işlerle. Kimin alakası var? Benim mi var? Senin alakan yoksa kimin var? Onu söyle bana. Ha? Hani şu son zamanlarda hiç yanından ayrılmadığın Barış'ın olabilir mi? Barış mı? Ha, Barış. Hani şu herkesin tanıdığı ama ne hikmetse kimsenin hakkında bir şey bilmediği Barış. Abi ben... Allah söyleme lan bana. Siz beraber çalışıyorsunuz biliyorum. Tamirhaneye gelip gittiğini de biliyorum. Bana onun adını ver. Şimdi ceza indirme işlemlerini başlatayım. Hemen şimdi. Konuş lan. Ay. Ay hakkınızı nasıl öderiz bilmiyorum Fikri Bey. Ah, Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ha, yok canım lafı mı olur ya? Sonuçta Müjde de benim bir kızım sayılır. Elime mi yapışır? Öyle öyle. Hadi anneciğim kapat sen kapıyı artık. Kapatayım. Ha. Hadi ha, haberlerinizi bekliyorum dört gözle. Çok yakıştı, çok güzel oldu. Hadi kızım gidelim. Müjde senin de kızın sayılmaz yalnız Fikri Bey. Onu söyleyeyim mi? Aman ben annenin gönlü olsun diye öyle söyledim. Lan Fikri! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Ya dur bırak! Ya kızım sen çık aradan! Çekilmiyorum! Bana bak bir daha bana dokunmaya kalkarsan öyle bir çığlık atarım ki değil polis ordu yığarım buraya. O zaman kimse kurtaramaz seni. O çıktığın hapse de geri girersin. Kızım sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Diyorum ki yürü git. Ya Allah aşkına kızım senin bu herifle ne işin var? Ne işin var? Siz nereye gidiyorsunuz? Biz Fikri babacığımla veli toplantısına gidiyoruz. Ne? Duydun işte. Yürü Fikri babacığım. Ya kızım delirtmeyin beni. Senin bu herifin veli toplantısında ne işi var Allah aşkına? Senin babam ben değil miyim? Benim babam öldü. Aferin kız. Şansını zorlama istersen. Hadi. Dur bakayım. Heh. İçeri gireceğiz. Uslu uslu oturacaksınız tamam mı? Tamam abla. Heh. İyi. Hadi halledeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Filiz. Merhaba müdür bey. Biz... Fikret'in durumunu görüşmek için gelmiştik de. Tamam da böyle olmaz ki. Çocuklar dışarıda beklesin. Siz ikiniz gelin bakalım. Tamam. Tamam. Hadi. Buyurun oturun. Evet, Filiz baban nerede? Babam şehir dışında. Ya bunca senedir bu kadar elbol okuttum bu okulda. Bir kere o babanı görmedim. Bak Filiz, geçen sefer de söyledim sana. Yalnız müdür bey, biz de Fikret'in velileri sayılırız yani. Evet, çok iyi bakıyoruz biz ona. Belli belli. İşin aslı şu, Fikret okuldan atılmak üzere. Benim kanuni işlemleri başlatabilmem için yasal vasıtasıyla görüşmem lazım. Ne olur yapmayın. Yani Fikret okulu çok seviyor. Tabii seviyor. Bütün kurbanları bu okulda da ondan. Yani çocuğun bütün arkadaşları burada şimdi. Kızınızla gurur duyun. Hem çok çalışkan hem de çok sosyal bir çocuk. Notları da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Müjdenin geleceği çok parlak. Babasına çekmiş. Küçükken geçirdiğimiz o kaliteli zamanların meyvesini şimdi topluyoruz hocam. Hiç gözümü ayırmadım ondan. Bir dakika yalnız bırakmadım. O yatağa geçtiği zaman annesiyle beraber hemen kitabı alıp hep okuyorduk, hep okuduk. O öyle uyudu. Bravo. Keşke her veli sizin gibi ilgili olsa. Keşke. Keşke biz de daha önce tanışsaydık sizinle. Keşke, keşke. Bak kızım, yasal vasıtasının olmadığı bir eve müdahale etmek zorundayım. Bakanlığa haber vermem lazım. Biriyle gelip sizinle ilgilenmesi gerek. Bu böyle devam edemez. Ama müdür bey biz... Yani ben onun ablası gibi değil, ya annesi gibiyim. Hem annelik hem babalık yapıyorum onlara. Yani şimdi bakanlığa falan söylerseniz Fikret'i alırlar bizden. Yapmayın ne olur. Kusura bakmayın, elimden hiçbir şey gelmez. Gel. Kusura bakma hayatım ya. Geç kaldım. Toplantı bir türlü bitmek bilmedi.
Ne haber Ahmet? Merhabalar Müdür Bey. Merhaba. Barış ben, Filiz'in nişanlısı. Hoş geldiniz. Söyledin mi hoca? Neyi? Çocukların vesayetini alacak mısın? Bizim düğünümüz var da yakında. Hatta boş olursanız o gün sizi de bekleriz. Şu an davetiler basılıyor. Bu işlemler bittikten sonra çocukların yasal işlemlerine başlayacağız. Evet, Müdür Bey, yani bakanlığı aramanıza gerek yok. Biz zaten en yakın zamanda evlenip halledeceğiz işlemleri. Çok geç. Olmaz. Özellikle matematikte bayağı ilerleme kaydetti. Akşamları ben çalıştırıyorum da ondan. Öyle mi? Siz ne mezunuydunuz? Hocam beni boş verin. Önemli olan çocuklarımız. Önemli olan onların geleceği, onların şeyi, istikbali. Yani sokaklarda bir sürü çocuk heba olup gidiyor hocam. Neden? Çünkü sorumsuz anne babalar yüzünden onları öyle salıyorlar. Çocuklar ne yapsın? Tek başlarında bir şekilde hayatla mücadele etmeye çalışıyorlar. Sabirler işte. Bak, zaman yok Filiz. Bir an evvel Fikret de profesyonel birilerinin ilgilenmesi gerek. Müdür Bey, okulun rehberlik hocası var. Rehberlik öğretmeniyle son görüşmesinde kadının çantasına ölü bir fare koymuş. Kadın ilgilenmek istemiyor. Ama Müdür Bey, biraz zaman verseniz bize. Filiz, yeter. Vay, 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 vay. Bu 47-48 şampiyonu Fenerbahçe kadrosu değil mi? Oradaki de efsane futbolcu Defter. Ben biraz hasta Fenerbahçeliyim de kusura bakmayın. Siz devam edin, ben yokmuşum gibi. Neyse, ben sizi haberdar edeceğim yasal prosedürler için. 54 Dünya Kupası'nda Kore'ye attığı golü hatırlıyorsunuz değil mi? Kim hatırlamaz ki? O maçtaki forması var da bende. Hadi ya. Ya. Ya benim babam onun babası deli Fenerbahçe'ymiş. Peki mal mülk bırakmadılar ama daha önemli miras bıraktılar bana. Defterin efsane futbolcunun forması. Hem de imzalı. İmzalı ha? Ya. 5 dakika yalnız konuşabilir miyiz Müdür Bey? Tabii. Buyurun. Sen beni dışarıda bekle bebeğim. Geleceğim ben. Ha Müdür Bey. Haber edelim. Bir şey yok, bekleyeceğiz daha. Ne diyorsun, yapar mı ya? Yapar herhalde. O statta fotoğraflarım var. Abi işte ya, o kadar şanslısınız ki. Keşke ben de o maçta olsaydım. Öyle. O stadın böyle kokusunun içine çekmek bile başka bir şey insan için. Bilmiyorum, Fenerbahçe ya. Başka bir şey görmüştüm. Rahmetli çok büyük topçuydu. Çok, çok. Müdür Bey, ben şu bahsettiğim formayı ne zamandır bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyordum. Düşünüyordum. Ama şimdi görüyorum ki bu formaya gelen birisi varsa o da sizin gibi bu renklere gönül vermiş birisidir. Tekrar teşekkürler, kolay gelsin. Ne oldu? Bir şey olmadı, hallettim. Nasıl? Bayağı aramayacak bakanlığı. Son dedi ama. Gerçekten son. Çok son. Duydun mu Mahmut teyze? Duy. Oh. Ha. Bu arada artık benimle evlenmeye mecbursun. Çocukların geleceği söz konusu. Ha, çocukların geleceği için. Evet. Hadi yuttun gene. Gerçekten çok korktum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Ben de. Uzun zamandır böyle bilinçli bir veliyle ilk kez karşılaşıyorum. Ay, biz sadece çocuklarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Baba? Hayda. Ne yapıyorsunuz siz?
Ne oldu? Attılar mı bunu okuldan? Ha? Hallettik. Ben ne dedim sana? Atmazlar ya, atamazlar. İşleri güçleri bile yok. Lan, şişt, sen de biraz dikkatli ol lan. Sarı kafa. Madem bana ihtiyaç kalmadı, ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım, görüşürüz. Bacım, boş öyle güzel ettik işte, yok ya. Oh. Hadi Filiz'im. Rahmet. Rahmet, hadi. Bundan da yırttık. Fikri! Ana! O parayı veyahut da arabayı yarın akşama kadar getirmezsen gebertirim seni. Ya ben nereden bulayım bir gün içinde o kadar parayı ya? Bana ne ulan? Siktir git böbreğini sat. Yarın akşama kadar vaktim var. O parayı getirdin getirdin. Getirmedin var ya. Tamam abi ya. Tamam ya, oh. Amına kodumun üçkağıtçısı. Şimdi sıçtım Fikri. Nereden bulacağım lan ben o kadar parayı bir günde? Allah'ım. Kenardan yürüyün. Sen ne dedin de adam döndü öyle bir anda? Fırsatı gördüm, değerlendirdim diyelim ya. Bir şey yapmadım. Tam seni tanıdım diyorum, şaşırtıyorsun beni. Aa, söylemeyi unuttum. Akşam Tülay'ın nikahı var. Nasıl sen Tufan'ı evlenememişsin bana? Ha. Aman uzun hikaye ya. İşte sahte nikah yapacaklar Tülay'ın annesi mutlu olsun diye. Sahte nikah? Vay be. O zaman ben de geliyorum. Ne? Tülay davet etti. Tamam canım, birlikte gideriz zaten. Nasıl yani? Birlikte gidiyoruz. Evet. Kulağa çok hoş geldi birlikte gitmek. Ya birlikte gideriz de öyle yani çok yan yana duramayız tabii. Bizim konu komşu malum. Yok ya, sorun değil. Ben buradan kaçayım o zaman. Nereye? Nişantaşı'na gideceğim ya. Bir iş buldum da öyle dosyaları bırakacağım. CV falan. Aa, hayırlı olsun ya, niye söylemedin? Gerçi baktım oldu da. Aynen. İyi, hayırlı olsun. Tamam, o zaman akşam görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Filiz. Ay ya da boş ver ya, tamam. Tamam yani, bir şey söyleyecektim de şimdi çok gereksiz oldu, fark ettim. Tamam. Akşam konuşuruz. İyi, tamam. Tamam. Görüşürüz. Ne işi var bunun burada ya? Barış. Buyurun Memur Bey. Nereden geliyorsun? Filiz'den değil mi? Bir sorun mu var? Akraba almadığınızı biliyorum. Aranızda bir şeyler olduğunu, bunu gizlemek için bu palavrayı uydurduğunu da biliyorum. Tamam. Bu konuda size hesap vermemiz gerekiyor. Başka şeyler de biliyorum Barış. Bu mahallede kimlerle gezip tozduğunu, hangi deliklere girip çıktığını da biliyorum mesela.
Anlayamadım, pardon. Şu yakalanan Cenk var ya, tanıyorsundur kesin. Son zamanlarda hiç ayrılmıyor musunuz çünkü? Cenk, evet. Evet, tanıyorum. Yani? Cenk'i tanıyan herkes hapse mi atacaksınız? Ne kadar geçerli bir yöntem. Şu üzerindeki yaldızlı boyayı kazıyacağım oğlum. Çok az kaldı. O zaman bütün bu parlaklığın gidecek. Filiz de gerçek rengini görecek. Görürsün. Bitti mi? İşim vardı. Bitti. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl ya? Ne demek o ya? Bu benim rahmetli babamdan yadigar ya. Antika bu, antika. Bak. Ne antikası ya? Bildiğin teneke. Ne? Bu teneke. Yok. Vallahi mi? Vay be, ulan babaya bak, babaya bak ya. Ulan insan oğlunu böyle dolandırır mı ya? Peki sen bana ne kadar veriyorsun? 10 lira vereyim. 10 lira mı? Yuh ya, soyguncu musun ya? İşine gelirse Fikri. Tamam tamam, al şunu. Bozukluk olsun ama. Hayırdır Fikri? Nasıl tanıdın lan sen beni? Kokundan tanıdım seni, kokundan. Nasıl gidiyor işler ya? Var mı bu yakınlarda hiç hayırsever? Yürü git şuradan, Fikri git. Lan ne var? Arkadaşın zor gününde ona da oradan birazcık para versen ne olacak? Git şuradan Fikri git. Lan sahtekarsın sen var ya, sahtekarsın, sahtekar. Artık yapacak bir şey kalmadı. Allah affetsin. Kıpırdama! Kaldır ellerini, parayı ver çabuk. Evladım Fikri, ne yapıyorsun sen? Ben Fikri değilim. Parayı ver çabuk. Oğlum, isilik olacaksın. Çıkar şu başından şeyleri. Nuri teyze biraz para ver bari ya. Ne parası be? Çekil git şuradan. Öldürecek beni ya. Anam, o kafayı nasıl koydu öyle ya? Bineceğiz. Yok ya, adamlar kesin mi? Ben nasıl böyle bir sırlık yaptım? Orada başıma gelip kafayı gördüm ama bir daha ben bittim ya, beni öldürür bunlar ya. Oğlum, Fikri! Bir şarap parası at be! Ya siktir Cüneyt be! Ben burada can dendirdiğim, sen şarap derdindesin be! Hayırdır Fikri? Ne oldu? Oğlum Cüneyt, öldürecekler beni lan. Kim? Bir fırtalıyorum ha. Ay. Buralı değiller ya. Başka bir şehirden. Bir iş yapmıştık. Lan nereden yapmıştık? Niye yapmıştık ya? Of! Para olarak kurdum Fikri. Yok oğlum, öyle değil be. Ama gebertecekler beni Cüneyt ya. Ben Cüneyt, ben de acaba buraya mı yerleşsem lan? Şu yandaki banka. Böyle bir tane battaniye alırım üstüme. Ha? O zaman bulurlar mı lan beni? Ama abi, ben zaten yıllardır bulunmamak için yırttım kendimi. Sakın. Sen neden kaçıyorsun lan? Karımdan. Ha, iyi o zaman. İşimden, kiradan, borçtan, harçtan, öğretlerden. Nasıl yani? Eski hayatımdan yani. Depremde kendimi öldüğü gibi gösterdim. Depremde? Cenazem bile kaldırıldı. Gerisi oh mis. Cenazem mezara, eski hayatım maziye. Kendime yeni bir hayat kurdum Fikri. Kafama göre takılıyorum şimdi.
Kendini öldü gösterdi de. Lan? Cüneyt! Adamsın lan! Hemen gel lan buraya, gel gel! Adamsın lan! Leş gibisin lan, leş! Bir banyo yap ya, Allah! Oğlum, Fiko, tamam bitir şu işi artık ya. Dövme oğlum kimseyi okulda. Ablacığım, bak diyelim birini dövmek istedin. Tut onu içinde, gel burada abilerini döv. Yani boks yapın yani. Hah, öyle yani. Çocuğa verdiğim akla bak. Babamı da boş ver, tamam? Boş ver ya. Oğlum, babam lan işte. Ne takıyorsun kafaya? Evlatlarım! Baba! Hadi, öldürün beni. Öldürmüş gibi yapacaksınız. Böylece adamlar da düşecek yakamızdan. Ne anlatıyor bu gene ya? Senin burnuna ne oldu? Yok ya, bir şey yok ya. Adam birine kafa koydu. Heriflere 20.000 borç takmış. Ha siktir. 20.000 lira mı? İyi tamam da nasıl yapacaksın ki biz bu işi? Mahsucuk lan, gerçekten değil ya. Ben de gerçekten ölecek göz var mı bak? Şu çocuklara yaşattığın şeye bak. Ben de seninle bu işe girecek göz var mı bak bakayım, ha? Kızım, sen adamları beni gerçekten öldürsün mü istiyorsun ya? Sen gördün adamları ya. İnsan değiller, böyle izbandut gibiler. Yaratık ya, yaratık. Sen nereden gördün adamları ya? Eve gelmişler, kapıya dayanmışlar. Abla, adamlar kapıya geldi, sen bana mı söylemiyorsun? E ne söyleyeceğim, ne yapacağım? E yine gelir bunlar. Gene gelsinler de bir benzeteyim onları. Oğlum sen sus. Baba. Vallahi ben korkmaya başladım. Vallahi ben de korkmaya başladım. Abla yapalım şunu, dediğine gitsin ya. Ya saçmalama Rahmet ya. Ya hadi biz neyse. Çocuklar. Biz olmadığımız zaman gelse ne olacak? Her dakika başında duramayız ki bunu ya. Nasıl yapacağız? Çok basit. Bir helva yapacaksınız ya. Bu kadarını becerirsiniz herhalde artık. Ya bir tane helvaya kanacaktı o herifler. Ha. Yani böyle olmaz. Daha profesyonel bir şey yapmak lazım. Konuştuğumuz şeylere bak. Şaka gibiyiz yani. Aha, Tufan abi. Nikahı unuttuk. Tufan abi. Ha, alo Filiz. Ya Fikri abi orada mı? Ha, dur. Al seni istiyor. Alo. Alo, ya Fikri abi sen neredesin ya? Oğlum beni mi sordular yoksa? Yok de oğlum, yok de. Ya bırak şimdi onu. Ya hani sen nikah memuru getirecektin. Nerede bu herif? Ya ben onu unuttum ya. Nasıl ya? Tamam tamam. O iş bende, sen merak etme. Şişt, bana bak. Sen unutmadın değil mi? Bir hafta boyunca bana beleş bira ısmarlayacaksın ha. Ya tamam unutmadım. Abi gözünü seveyim, getir şu herifi Allah aşkına ya. Tamam tamam, o iş bende. Daha demin beni öldürün diyordu. Eli ayağı oynuyordu burada. Şimdi bira bira diyor. Hadi ben kaçtım. Akşam düğünde buluşuruz. Cenazeyi görüşürüz hadi. Çok daraldım.